S-A-M üçgeni, S-A-M, 4 virgül eksi 2 noktası çevresinde ee, bu noktayı merkez alarak 270 derece döndürülüyormuş. 4 virgül eksi 2 noktası burada. Bu etkileşimli grafiği kullanarak bu döndürme işleminin görüntüsünü çizmemiz isteniyor. Elimizdeki bu interaktif grafik programında noktalar çizebiliriz veya onları çöpe atabiliriz. Döndürme işleminin pozitif bir açıyla yapılması istenmiş. Öyleyse bu 270 derecelik döndürme işlemi saat yönünün tersinde olacak değil mi? Peki, bu ekranı kopyalayıp yapıştırıyorum. Böylece çizimlerimizi burada yapabiliriz. Düşüneceğimiz ilk konu şu. Orjin noktası çevresindeki döndürmeleri işlediğimiz önceki bir videoda daha önce bundan bahsetmiştim. O videoda eksi 270 derecelik bir döndürme yapmıştık. Ama burada artı 270 derecelik bir döndürme yapacağız. Diyelim ki noktamız burası olsun. 90 derece, 180 derece ve burası da 270 derece. 270 derecelik bir döndürme saatin yönünün tersine hareket ettik farkındaysanız. Bu dönüşün saat yönünde 90 derecelik bir dönüşe denk olduğunu görüyorsunuz. Bu da eksi 90 derecelik dönüş demektir. 90 derecelik dönüşler nispeten daha kolaydır. Üçgeni saat yönünün tersine yani artı 270 derece döndürmek yerine saat yönünde 90 derece yani eksi 90 derece döndürmek daha makul. İkisi birbirine denk nasılsa. Peki bunu nasıl yaparız? Önceki videolarda yaptığımız gibi her bir noktayı Örneğin M noktasını kolay görünür bir renk seçeyim. M noktası ile dönme noktası arasında bir dik üçgen oluşturacağım. Ve bu dik üçgenin hipotenüsü M ile dönme noktası arasındaki doğru parçası olacak çizeyim. Hipotenüs tamam. Dik üçgeni oluşturalım. Bu kenarı da buraya kadar gelecek. Diğer kenarı da böyle olacak. Tamamdır. Dik üçgeni çizdik. Şimdi çizdiğim bu mor üçgeni eksi 90 derece döndürdüğümüzü düşünelim. Yani saat yönünde 90 derece. Bu durumda üçgenin her bir kenarı nasıl hareket edecek? Bu gösterdiğim kenarı eksi 90 derece döndürürsem okla gösterdiğim yönde hareket eder ve düşey konuma gelirim değil mi? Peki uzunluğu ne olur? Uzunluğu 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 birimmiş. Uzunluğu değişmeyecek 7 birim olacak. 1 2 3 4 5 6 7. Bu noktaya kadar uzanacak. Evet, evet buraya kadar. Sıra geldi diğer kenara. Yeşille işaretlediğim 4 birim uzunluğundaki evet ve İlk kenarla 90 derecelik açı yapan bu kenarı döndürelim. Tüm üçgeni saat yönünde 90 derece döndürürsek bu kenarın yeni konumu burası olur değil mi? Evet işte böyle. Yeni üçgenimiz az önce çizdiğimiz bu dik üçgenin eksi 90 derece yani saat yönünde 90 derece dönmesiyle oluşan yeni üçgenimiz işte bu. Hangi işlemleri uyguladım? Önce içini taradım, bu üçgeni çizdim, sonra onu eksi 90 derece döndürdüm ve gördüğünüz üçgeni elde ettim. M noktasının 90 derecelik döndürme işleminden sonraki konumu burası olur, ona da M üssü diyelim. M noktası için yaptığım bu işlemleri A ve S noktaları içinde yapacağım. Sonra da M üssü, A üssü ve S üssü noktalarını birleştireceğim. Çünkü bu noktalar yeni üçgenin yani S, A, M üçgeninin döndürülmesinin ardından oluşan üçgenin köşeleri olacak. Devam edelim o halde. A noktası için yapalım. Başka bir dik üçgen oluşturacağım. Bunu pek çok farklı yolla yapabilirim. Şöyle yapayım. Hipotenüsü biliyoruz zaten. A noktası ile dönme noktası arasındaki doğru parçası dik üçgeni yukarı doğru aynen bu şekilde çizebilirim veya aşağı doğru işte aynen bu şekilde de çizebilirim. Gelin aşağı doğru çizelim. Dik üçgenimiz işte böyle olur. Üçgenin bu kenarı daha iyi görebileceğim bir renk seçeyim. Neyse morla devam edelim. Ee, üzerinden geçtiğim bu kenarı eksi 90 derece yani saat yönünde 90 derece döndürürsem yatay bir kenar yerine düşey bir kenar olur değil mi? Ve az önce çizdiğimiz üçgenin bu kenarıyla da çakışır. Peki uzunluğu ne kadar? Şu anda x eşittir eksi 5 noktası ile x eşittir 4 noktası arasında uzanıyor. Görüyoruz yani 9 birim. İsterseniz sayabilirsiniz 1... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Az önce çizdiğimiz bu kenardan sadece 2 birim daha uzun olduğunu gördük. Y eşittir eksi 2 noktasından başlayıp 9 birim eklersek Y eşittir 7 noktasına ulaşırız değil mi? Bu noktaya kadar çizeceğiz. Bu kenarda onunla 90 derecelik açı yapıyor. Bu yöne doğru uzanacak 90 derecelik açıyı da unutmayalım. Evet, uzunluğu ne peki? 1 2 3 4 5 birim. Bu yönde 1 2 3 4 5 birim ilerleyelim. A üssü noktasını da elde etmiş olduk. Yeni üçgenin hipotenüsünü de çizebiliriz. Bakalım becerebilecek miyim? Bu noktaya kadar bir hat çekeceğim. İşte böyle. M noktasının döndürme işleminden sonraki görüntüsünü ve A noktasının döndürme işleminden sonraki görüntüsünü artık biliyoruz. Çizdiğimiz bu üçgenleri nasıl işlemler uyguladığımızı gördünüz. Onları döndürdük. Saat yönünde 90 derece döndürdük. Aynı işlemleri S noktası için de yapacağız. Böylece yeni üçgenin 3 üç noktasını da oluşturmuş olacağız. Aynı şekilde bir dik üçgen oluşturacağız. Noktayı dönme noktası ile birleştiren doğru parçası hipotenüs olacak. Pek çok farklı üçgen çizebilirim. En iyi üçgenin hangisi olacağını düşünelim. Ee, gelin dik üçgenimiz böyle olsun. Bir kenarı böyle. Diğer kenarı da böyle olur. Üçgenin üstteki kenarı eksi 90 derece yani saat yönünde 90 derece döndürülürse nereye gelir? Aynı şekilde burada düşey bir kenar haline gelir değil mi? X eşittir eksi 3 noktası ile x eşittir 4 noktası arasında uzandığı için uzunluğu 7 birimdir. O halde bu noktaya 5'e kadar gelir. Üçgenin bu kenarı da karışmaması için onu farklı bir renkle çizeyim. Bu kenar ilk kenarla dik açı oluşturuyor. O halde sola doğru uzanacak. Uzunluğunun 3 birim olduğunu görüyoruz. Bu da 3 birim olacak. Buradaki açı da 90 derecedir. Bu gördüğünüz nokta artık S üssü değil mi? Hipotenüsü de çizebiliriz. İşte böyle. Dikkat ettiyseniz karma karışık, iç içe geçmiş üçgenlerden oluşan bu şekli eksi 90 derece çevirmiş oldum aslında. En son çizdiğimiz bu üçgeni döndürünce bu üçgen oluştu. S üssü, A üssü ve M üssü noktalarını artık bildiğimize göre hepsini birleştirebiliriz. Böylece S, A, M üçgenine benzer bir üçgen ortaya çıkacak. Gelin birleştirelim. Böyle, böyle. Ve böyle. Asıl üçgeni görmekte zorlanabilirsiniz. İçini tarayayım ki rahatlıkla görebilirsiniz. Gerçi bizim asıl ilgilendiğimiz konu noktaların döndürme işleminden sonraki yerleri tarama yapınca üçgenin içindeki alanı da kastettiğimi sanabilirsiniz. Bunu istemiyorum. Bizi ilgilendiren yerler yalnızca üçgenler. Asıl üçgen şu anda kalın çizgilerle kenarlarının üzerinden geçtiğim bu üçgen. İyice kalın çiziyorum. Bu üçgeni eksi 90 derece bir diğer ifadeyle artı 270 derece döndürdüğümüz zaman artı 270 derece döndürebilirsiniz aynı şey olur. Döndürme işleminden sonra bu gördüğünüz üçgeni elde ediyoruz. Bu ikinci üçgen asıl üçgenin görüntüsü. Şimdi videonun başında bize sorulan soruya dönüp bu üçgeni yerine yerleştirelim noktaların yerlerini kaydetmemiz gerekiyor. Noktalardan biri 8,5. Evet. Diğer bir nokta 9,7. 9,7. Son noktada 1,5. 1,5 bu noktayı ilk noktayla birleştirdiğimde tamamlanacak işte bu kadar. Üçgeni 270 derece bir diğer değişle de eksi 90 derece döndürmüş olduk. Bakalım doğru mu yapmışız? Kontrol edelim. Nefis.